Bugün ailede kriz yönetiminden bahsetmeye çalışıyoruz. Bizi krize götüren durumlardan, aileyi krize götüren durumlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Burada tabii yenilikler ailen için bir kriz başlığı haline gelebiliyor. Ailenin iletişimde yaşadığı sorunlar, eşlerin birbirine karşı olan yaklaşımı, pek çok farklı durum var bu kriz halini etkileyen ve elbette bunlarla beraber çözüm yolları nasıl olur? Bunlara da değinmeye çalışıyoruz. Araya gitmeden önce bu kriz durumlarıyla alakalı bir aile hayatını şöyle bir kronolojik olarak düşünecek olursak, bir evlilik öncesi süreç, evlilik ve sonrasında çocuğun dünyaya geldiği süreçten bahsedelim demiştik ve çocuk dünyaya geldikten sonra bu da bir kriz sebebi haline gelebiliyor demiştik. Ne oluyor da burada krizlerin çıkmasına daha yatkın hale gelebiliyoruz dediğimiz noktada en son Ayşe Betül Hanım'ın bahsettiği kısımda ailelerin destek ihtiyacının farkında olması ve dile getirebilmesi kıymetli demiştiniz. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Burada bizim toplumumuzda maalesef her şeyi araştırabiliyoruz. Ama ebeveyn olma, eş olma kısmında bazen hani hazır bulunmuştuk. İşte annemden nasıl gördüysem öyle yaparım herhalde gibi olabiliyor. Ama her kuşağın zorluğu farklı. Özellikle şimdi çocuklar hep söylenen kısım var ya, folik asitle doğuyor. Önceden başlarını tutamazlarken şimdi çocuk direkt size bakıyor. O emzirme sürecinde gayet sizden bir şeyler bekliyor, konuşmak istiyor ve ihtiyaçları da daha fazla. Daha fazla bir şeylerle işte oynamak istiyor, vakit geçirmek istiyor. Şimdi kendisi hiç oynamayan bir anne düşünün. Annesi onunla hiç oynamamış. Nasıl oynayacağını bilmiyor. Annesi emzirmemiş, nasıl emzireceğini bilmiyor. Sıkılıyor emzirirken ki anneyle bağ kurmada en temel şeylerden bir tanesi o 0-2 yaşta emzirme dönemi. Annenin sütü olmayabilir ama biberonu verirken bile o teması yaparak veriyor olması. Burada birçok konuda sadece o bebeklik döneminde değil, işte alt ıslatma probleminden tutun da uyku alışkanlıklarına. Baba diyor ki ya misafirliğe gideceğiz, uyutma. Ne olacak? Bugün de uyumayı versin. Ama anne de bir rutin oluşturmaya çalışıyor. Ay, bu saatte uyuması lazım ki ertesi gün işleri şöyle şöyle yapmalıyım gibi. Her ikisinin de hayata bakışları, çocuk yetiştirmeye bakış tarzları farklı olduğunda, çocukla karşı karşıya geldikleri bir sorun ortaya çıktığında, bir kriz çıktığında çatışmalar işte orada başlıyor. Burada ortaya ayrı bir zamanda, hani çocuğun yanında bunu tartışmaktansa, ortaya bir problem çıktığında hadi ne yapabiliriz? Sen burada ne yapmak isterdin? Nasıl bir müdahale? Ben bunu istiyorum. Peki istediğim bu şeyin ona faydası, bak bunlar bunlar olduğu için istiyorum. Onun da ihtiyacı işte atıyorum başka bir şeyse, ne dedik az önceki örnekli misafir. Tamam, bunu şöyle planlayabiliriz. Alternatifler sunmak. Özellikle en çok sorunların yaşandığı ailede yine bir şekilde bebeklik problemleri ebeveynler arasında o çocuğun sevimlilik halleriyle halledilebiliyor. Ama ne zaman ki o ergenlik süreci geliyor, bir taraf aşırı anlayışlı davranmak istiyor, her şeyi serbest, sınırlar yok. Öteki taraf kurallar koymaya çalışıyor ve çatışmalar. Ve bir gün o bir taraf ne dedik, sınır hiç yok. Öteki tarafta katı kural, çocuk gizli bir şey yapmış oluyor. Evet, ilk kriz, ergenlikte gelen ilk kriz ortaya çıktı. Şimdi bir taraf diyor ki bunu sakın annene söyleme, aramızda hallederiz. Anne bilmiyor ya da tam tersi baba bilmiyor. Nasıl baş edeceklerini de bilmiyorlar. Ama çok ciddi bir problem var. Ve bu problemi çocuk sadece güvende hissettiği ebeveynle paylaşıyor. Halbuki diğer ebeveyn bilse belki krizi daha farklı yönetebilecekler. Hem çocuğun kendisini diğer ebeveyniyle arasındaki güven ilişkisini zedeliyor, ona karşı doğruyu söylememeye doğru itiyor, hem de kendi başlarına sorunu çözemiyorlar çünkü daha da ileri gidiyor. Bir şekilde olsun tamam hallederiz deniyor, üstü kapatılıyor, bu problemler daha da ilerliyor, krize neden oluyor. Burada işte örneğin ebeveynin bir tanesine göre birlikte bir arkadaşlık çok normal, çok doğal, ama öteki daha katı kurallarla büyümüş, ona göre de kesinlikle bu kabul edilir bir şey değil. Hadi şimdi krizde ne yapacağız? ve burada yine bir araya gelip, bak bu normal olabilir. Biz ne kadar onu dinlersek, ne kadar çocuğumuzun yanında olursak, biz ebeveyn olarak önce kararları birlikte alırsak ona daha iyi yaklaşmış olacağız. Diğer türlü çocuk çıkarını koruyan hangi tarafsa oraya doğru da yönelmiş oluyor. Şu
Şöyle ki çocuk dünyaya gelmesi o doğumuyla beraber aslında bir anne de doğuyor. Ve anne o doğum sancısında aslında kendi çocukluğunu da tekrardan tüm ihtiyaçlarıyla, az önce Ayşe hocamın da söylediği gibi bedenin kayıt tutma haliyle tüm ihtiyaçlarıyla karşılanmış karşılanmamış, doyum sağlamış doyum sağlamamış tüm ihtiyaçlarıyla aslında tekrardan tetiklendiği bir döneme geliyor. Ve bakım görmesi gereken evet küçücük bir çocuk var ama bakım görmesi gereken bir anne de var. Tüm bunların evliliğin içinde kriz oluşmaması için aslında çok önden planlanması gerekir. Bu krizlerin evliliğin içerisindeki herhangi bir probleme sebep olmaması için. İşte anneye o lohusalık döneminde bakım verecek kişinin planlanmasından, bu bakım verenin annenin annelik sınırlarını da işgal etmeyecek şekilde. Hani orada çünkü çok taze bir rolle tanışıyor anne ve sınırlarının da aşılmasını her ne kadar orada çok bakıma ihtiyaç duysa da aşılmasını da istemiyor. Burada özellikle kendi iç dünyasında kendi yolculuğuna çıkmamış, bunu çoğu zaman da bastırmış, fark etmemiş olan insanlar genelde lohusalıkla beraber ilişkilerinde büyük patlamalar ortaya çıkıyor. Özellikle incinmiş çocuk modunda olan insanlar sürekli kendini yaralı, mağdur, ihtiyaçlarının zamanında karşılanmadığını düşündüğü bir algıyla tekrar dünyaya baktığında çocuğuyla da rekabete girebiliyor maalesef. İncinmiş çocuk modu dediğimiz ne oluyor? Bunu da izah edelim. Şöyle izah edebilirim. Hatta şöyle bir şey hazırlamıştım hemen notlarımın arasından. Yetişkinlik, ebeveynlik, bütün bunların. Evet. Şema terapinin yaklaşımı biraz daha bu modlar. Belki bu bilgiyi de verebiliriz. Evet. Farklı terapi yöntemlerinden birisi şema terapide. Ekranda belki gösterilse de anlaşılmayacaktır. Siz bir yandan izah edebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Aslında biz doğduğumuz andan itibaren bir birey olarak dünyaya geliyoruz. Ve bu birey aşamalar kat ederek yetişkine geçmesini hedefliyoruz. Ancak içimizde bir çocuk ve bir ebeveyn noktamız da vardır. Şema terapi der ki, sağlıklı olan bir yetişkinde, yetişkin rolünün içinde aslında çocuk olan mutlu bir yanı, yani ihtiyaçlarının karşılandığı, hayattan haz odaklı zevk alabilmeyi bilen bir çocuk yanımız vardır aslında diyor. Bir de diyor ki ebeveyn yanımız da vardır aslında bizim. Özellikle onarıcı ebeveyn yanımız, yani o şefkat, kendine ve ötekine şefkat gösterebilme. Kendi ihtiyaçlarını keşfedebildiği kadar ötekinin de ihtiyaçlarını fark edebilme ve keşfedebilme hali. Bu noktadan yetişkin nedir diye bakacak olursak aslında tüm bu krizin de aslında içeriğini belki özetlemiş oluruz. Bir yetişkin sorumluluk sahibi olan, çözüm odaklı bakabilen, bir olayların içerisinde bir B planı olabilen, kişiselleştirmeyi daha minimumda tuttuğu, olayların bu bana nasıl yapılır gözüyle değil de, haksızlığa uğramışlık haliyle değil de evet şu an bu yaşanıyor. Ben bir bunu çözeyim. Bunun nedenini, niçinini ondan sonra çözerim. Yani kendini güvende alanda tutabilme becerisine sahip olan, dengeli, sağlıklı iletişimler kurabilen ve dediğim gibi kendi ihtiyaçlarını fark ettiği gibi ötekinin de ihtiyaçlarını fark edebilme. Az önce Ayşe Betül Hocam şöyle söylemişti. Annenin de işte komşusuna telefon açıp yakın komşusuna ya bir gelebilir misin işte duş alacağım ya da işte evin bir şurasını şunu yapacağım diyebilme hali de çok yetişkinin ifadesidir aslında. Çünkü ihtiyaçlarda talebimizdeki alma verme dengesini sağlıklı kurabildiğimizde zaten aslında benim buna ihtiyacım var ve bunu karşılar mısın diye talep edebilirim. Karşılanmadı işte A noktasından karşılanmıyorsa kendime B noktası bulabilirim. Orada kendimi tıkanıp bırakmam aslında. Ama o incinmiş çocuğun ortaya çıkma hali, yaralıyım, ihtiyaçlarım karşılanmıyor, ben kimse için önemli biricik değilim, görülmüyorum hali ortaya çıktığında maalesef ilişkilerin içinde daha depresif, daha ilgi bekleyen, destek bekleyen, aslında bir ebeveyn bekleyen hale dönüşüyoruz. Ve ebeveyn rolüyle yeni tanışmış insanların ebeveynli bekleme hali özellikle eşler arasında bir kriz ortaya çıkarıyor. Çünkü erkek yeni bir varlığa, canlıya ebeveyn olma haline geçmeye çalışıyor. Bir bağ kurmaya çalışıyor ama o sırada bakım bekleyen bir çocuk daha
ortaya çıkıyor ve o bunu çok anlamlandıramıyor. Çünkü biz telepati yöntemiyle anlaşamayız. Sağlıklı ifade ediyor olmamız lazım ki ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim. O yüzden ilişkilerin içerisinde çocuğun meydana gelmesi, çocuğun dünyaya gelmesi bizim iyileşmemiş, onarılmamış ya da iltihaplanmış yaralarımızın aslında meydana gelmesini de tetiklediği için krizler ortaya çıkabiliyor. Bu tabii ki sadece anne kanalından örnek veremeyiz. Yani doğum yapan kadın sadece bu duygusal buhrana girer değil. Bu erkek için de aynı şey geçerli. Kimi erkek baba olduğunda şunu söyler. Yani işte bırak, işte bizim zamanımızda böyle miydi? Aslında o kızgın, dürtüsel çocuk ortaya çıkar. Ben anlaşılmadım ki, ben duyulmadım ki. Çünkü kızgınlık, o agresyon tepkisi aslında anlaşılmama tepkisidir. Sadece bu tepkiyi gösterdiğimde anlaşılıyordum. Ve maalesef orada da çocuğu anlamaya yönelik değil de kendi anlamam gereken noktalarımın ortaya çıktığı bir nokta olduğu için orada da yine ailelerin içinde krizler yaşanabiliyor. Burada bir de şöyle bir örnek geldi aklıma. Çok güzel izah ettiniz bu arada. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hocam hani hep böyle kendi hallederim, kendim yaparım kısmı var ya. Bir oda düşünelim. Ve yukarıdan böyle bir damla. Hani krizler öyle birden hemen olmuyor her zaman, öyle değil mi? Bir de ona giden yol var. O başta konuştuğumuz benim kaynaklarım kısmı. Diyorum ki ben ya içeriden koli bandı getireyim, bunu yapıştırayım. Yapıştırıyorum. Bir sürü koli bandı alıyorum. Ne zaman damlarsa yapıştırırım, hallederim. Duvar bir sürü koli bandıyla kaplı. Aşağıya doğru böyle sarkıyor. Artık böyle o kadar birikmiş ki ve birden o pat sesi, o da su dolmaya başlıyor. Önce burada benim ne yapmam gerekiyor? Evet, bir sorun var. Ama önce orayı toparlamam gerekiyor. Hani yangın örneği de verilir ya, bir yangın var, önce onu söndürmem gerekiyor. Krize ilk müdahaleyi yapmam gerekiyor. Sonra ne hissettim, ne yaşadım ama bunları da sakinleştiğimde. Çünkü orada işte bir eli ayağı insanın dolaşıyor, kalp atışları hızlanıyor. Oldu, tamam, evet, hatalarımdan öğrenebilirim. Ben bu zamana kadar yardım istemedim, koli bandıyla bunu halletmeye çalıştım. Çünkü böyle öğrenmiştim ailemde. Aman kimseye yük olmayayım dedim. Ama bugün sorun ortada. Önce burayı toparlayacağım. Sonra bundan sonra böyle bir durum yaşadığımda krizi nasıl çözebilirim? Hocamın çok güzel söyledi. İşte orada B planı. Artık benim hayatımda o zaman B planlarını geliştirmem gerekiyor. Hep krizden bahsediyoruz. Evet. Hani seyircilerimizin de gözünü korkutmamak lazım. İnsan oğlunun zaten yaratılışı problemi çözme üzerine gelmiyor mu? Sürekli bir hani savaş kaç tepkisi veriyoruz. Hani bir problem oluyor ve onu çözmeye çalışıyoruz. Sorun burada problemin kendisinde değil aslında. Ne deniyor? İşte ya şunları denedim ama olmadı. Peki kaç tane çözüm denedin? İşte 10 tane denedim. Bu 10 taneden belki sadece bir tanesi doğruydu. A'dan Z'ye kadar bir sürü yöntem var. O zaman farklı bir şey denemem lazım. Tıkandığım noktada bir dostumdan yardım istemem lazım. Peki ama ben hiçbir şey isteyemem ki. Çünkü bana bu öğretilmedi. Çok ayıp olur. Burada da şu soruyu sorabilmek daha şifalandırıcı olmaz mı? Peki sen herkese yardım ediyorsun. Sen bu duygunun hazzını yaşıyorsun. Başkalarına yardım götürürken, faydalı olurken. Neden başkasının da bunu yaşamasına fırsat vermiyorsun? Belki onun için işte o bebeği 10 dakika tutuyor olmak, belki o çok bebek özlemi vardı, ona da iyi gelecek. Ya da hani senin orada bir fincan çay içiyor olman, onun da o anda sohbet etmesine yardımcı olacak. Birlikte vakit geçireceksiniz gibi. O yüzden burada koli bandını daha fazla almak değil, sorunu görebiliyorsak bir an önce müdahale etmek. Diyelim ki bu sefer göremedik ama bir sonrakine kendimi suçlayıp yerimde sürekli rolantide kalmaktansa planlarımı geliştirmek. Yarın öbür gün şu problem yaşansa ne yapabilirim kısmını birlikte aile ortamında da konuşabiliyor olmak. Yani evet, burada şunu söyleyebiliriz ki aslında her ailenin içinde çatışmalar olabilir. Çatışmaları çarpışmaya dönüştürmemek önemlidir aslında. Elbette ki çatışabiliriz, farklı düşünebiliriz, farklı bakabiliriz.
ama çarpışmadan yapabilmek aslında. Bunun için de ilişkide belli becerilere sahip olmamız gerekiyor. Belki biraz buraları konuşabiliriz.